Komisyon görüşmeleri neticesinde tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde çalışma hayatımızın tüm tarafları, aziz milletimize, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şunu sevinerek açıklamak isterim ki, asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız, işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Şimdi yeni asgari ücret tutarını açıklıyorum. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13.414 lira. Net asgari ücret tutarı 11.402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla %34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti %107 oranında artırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2002 yılına göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak da yaklaşık %312 artış sağladı kıymetli arkadaşlar. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz. Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren bir yıl geçerli olan bir düzenlemedir. Bugünkü açıklama emekçilerimizin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesine yönelik yapılan bir ara zamdır. Özellikle şunu tekrar ifade etmek istiyorum ki, 21 yıldır olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve liderliği bu sonucun uzlaşıyla elde edilmesinde en büyük belirleyici olmuştur. Emekçiyi koruyan, üretimi ve istihdamı sürdürmeyi amaçlayan bu rakamın başta işçilerimize, işverenlerimize ve bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Şimdi müsaadenizle başkanlarımıza sözü vermek isterim. Öncelikle Türk İş Başkanımız Sayın Ergün Atalay'a sözü veriyorum. Buyurun başkanım. Sayın Bakanım, TİSK'in değerli başkanı, bu komisyona katkı sağlayan bakanlıklarımızın değerli yöneticileri, Çalışma Bakanlığımızın değerli bürokratları, aşağı yukarı 13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. İşte bugün son noktaya geldik. Bakan Bey rakamı açıkladı. Şimdi geçen sene Temmuz ayında ara zamda %30 civarında asgari ücrete bir zam verilmişti. İşte bugün geldiğimiz nokta %34. Biz çalışanlar olarak hepinizin emeği var. Ne oldu, ne gitti. A'dan Z'ye yaşıyorum, biliyorum. İşte dün gece de Sayın Cumhurbaşkanımızla uzun bir görüşme yaptık. Özellikle kendisine teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza katkılarından dolayı. İnşallah bu enflasyon kontrol altına alınır. Zamlar olmaz. İşte bir enflasyon belli bir noktaya gelir de yani bu alım gücümüzü korumaya devam ederiz. Yani hem asgari ücreti arttırır, bu enflasyon belli bir noktaya gelmezse bir önemi kalmıyor. Yani bizim çalışanlar olarak yani pazardaki, marketteki fiyatların bir an evvel kontrol altına alınması temelimiz bu. Ben özellikle emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Asgari ücret, asgari ücretlere ülkemiz hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim kıymetli başkanım. Şimdi sözü TİS Başkanımız Sayın Özgür Burak Akkol'a veriyorum. Buyurun başkanım. Sayın Bakanım, kıymetli Türk İş Başkanımız, Sayın Komisyon üyeleri, değerli basın mensupları, ben de sizleri şahsım ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Bugün tabii çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Ülkemizde birçok kesimi ilgilendiren, hem işçiyi hem işvereni ilgilendiren bu kararın öncelikle ben de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Devletimiz, işçi kesimimiz ve işverenler olarak asgari ücrette biliyorsunuz yıl sonunu beklemeden ara dönem artış olması konusunda bir mutabakat vardı rakamdan önce. Bu mutabakat da başlı başına bir bence özveridir. Bunun altını ben özellikle çizmek istiyorum. Süreç boyunca da tüm paydaşlarımızın faydası için hep beraber azami gayret gösterdik. Sosyal diyalog içinde çalışma arkadaşlarımızın ve işletmelerimizin beklentilerini dikkate alan dengeli bir rakam için çalıştık. Bugün ben bütün imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak hem çalışanlarımızı, emekçilerimizi, hem işletmelerimizi hem de istihdamımızı gözeten bu rakama teşkilatımız olarak evet demenin memnuniyeti içindeyim. Çalışmalarımızın başında ifade etmiştik değerli basın mensupları. İki konu TİSK için önemli demiştik. Bir tanesi sürecin hızlı bir şekilde mutabakatla sonlanması. Bu hız önemli. Ülkenin gündemini çok hakikaten ilgilendiren bir konu. Çok büyük enerji alan bir konu. Gerek ekonomik anlamda, gerek deprem bölgesindeki faaliyetler anlamında odağımızı hem işverenin hem çalışanın odağını daha güzel işlere, daha önemli konulara bu güzel işi de tamamladıktan sonra aktarıyor olmamız lazım demiştik. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bayramdan evvel Sayın Bakanımız az evvel bu müjdeyi verdi. Bunun da biz yine memnuniyeti içindeyiz. İkincisi de benim şahsen de çok önem verdiğim bir konu üçlü mutabakat konusu. Yani hem devletimizin hem işçimizin hem işverenimizin altına imza attığı üçlü mutabakat. Biz bu birliktelik ruhuna çok büyük önem veriyoruz ve bu birliktelik ruhunun ülkemize değer kattığını düşünüyoruz. Her ortamda Sayın Bakanım ben ifade ediyorum, bugün de ifade edeceğim müsaadenizle, devlet, işçi, işveren diye bir ayrıma inanmıyoruz biz. Biliyoruz ki işçi, işveren ve devlet ayrılmaz bir bütündür. Çalışan olmadan zaten işveren olmuyor. İşveren olmadan da çalışan olamaz, olmaz. Devlet olmadan da zaten hiçbir olmaz. Ne işveren olur ne çalışan olur. Dolayısıyla bugün de devletimizin liderliğini yaptığı bu süreçte kamu işçi işveren olarak üçlü mutabakatta asgari ücreti tekrar güncelledik. Bu birliktelikten de hakikaten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Umuyorum ki bundan sonraki dönemlerde de bugün yaşadığımız işbirliği ruhunu sürdürmeye devam edeceğiz. Bu ruha her daim her zaman ihtiyacımız var. Tabii tüm çalışanların ücretlerinin asgari ücret kadar olan kısmından vergi alamaması uygulaması aynen devam ediyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu tüm çalışanlar için çok kıymetli bir uygulamadır. Sağ olsun Sayın Devletimiz bu konuda daha belki zamanlarda uygulamaya alınan sürecin devamını sağladı. Bizim üretim, istihdam ve ihracat performansımızı ve rekabetçiliğimizi korumak için sağlanan 500 TL asgari ücret destek için de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Teşvik için TİSK'in yoğun mesai harcadığını ben teşkilatım adına ifade etmek istiyorum. Şimdi artık odağımızı sosyal refah ortamının gelişmesine, ülke rekabetçiliğimizin üst seviyelere taşınmasına ve çalışma hayatının diğer konularına ayıracağız. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz. Biz TİSK olarak Türkiye'nin yeni yüzyılında da aynı şekilde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya talibiz, hazırız. Ülkemizi ve çalışma hayatımızı en iyi noktaya taşımak için her türlü katkıyı vermeyi büyük bir samimiyetle, ısrarla sürdüreceğiz.